Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, yine çiçeklerle beraber sizlere merhaba demek istedim. Siz çiçek gibi değerli takipçilerime. Arkadaşlar bugün yine çiçek videosu hazırladım ve yorumlarınızı okudum. Yorumlarınıza bildiğim kadarıyla tek tek yanıt vermek istiyorum. O yüzden bu videoyu hazırladım. Hem de çiçeklerimi bu şekilde sizlere göstermek istedim. Şimdi menekşem. Menekşemin saksı değişimini yapacağım bir sonraki videomda. Öncelikle şöyle bir çiçeklerimi sizlere göstereyim. Sonra hemen sorularınıza geçelim arkadaşlar. O kadar çok çiçeğim var ki gerçekten evin içine sığmaz oldular arkadaşlar. Kalanşolarım, menekşelerim, orkidelerim, yılbaşı çiçeklerim, küpe çiçeklerim, sardunyalarım, karanfillerim, bunlar evin içinde olanlar, orkidem, menekşem, yılbaşı çiçeğim ve kalanşo, çuha. Bunlar, bir de barış çiçeğim var. Bunlar evin içinde olanlar sevgili arkadaşlar. Küpe çiçeklerimi artık balkonuma çıkardım. Havalar şu anda çok güzel gidiyor. Çok soğuk ve ayaz olacağını artık düşünmüyorum. O yüzden güneş alsınlar diye yaz boyunca kışa kadar balkonumda kalacak küpe çiçekleriyim. Şimdi bir arkadaşım sormuş ki gübreli toprak sinek yapmıyor mu diye. Arkadaşlar ben sizlerle her gün hemen hemen çiçeklerimi paylaşıyorum ve bütün çiçeklerimi balkon içi veya evin içi balkondaki ve evin içindeki çiçeklerimi hiçbir tane sinek görüyor musunuz? Çok şükür çiçeklerimde bir tane bile sinek olmuyor. Onun için doğal gübreli toprak kullanın. Benim sizlere gösterdiğim tüm çiçeklerim, orkidelerim hariç, tüm çiçeklerim hep bu doğal gübreli toprak ile ekiyorum arkadaşlar. Hiç de sinek olmuyor. Vallahi sizlere de tavsiye ederim. Çiçekleriniz hem coşsun hem açsın arkadaşlar. Bu başlıkları da zaten bunun için atıyorum. Farkındaysanız. Çiçekleriniz gerçekten hem coşuyor hem açıyor. Daha güçlü toprak, daha güçlü kök oluyor arkadaşlar bu toprak ile. Menekşelerime tarçın verebilir miyim? Şimdi şöyle sevgili arkadaşım, menekşelerinize tarçın ben vermiyorum. Ben menekşelerime tarçın vermiyorum. Neden diye sorarsanız, ben menekşeme tarçın verdim. Benim menekşem öldü arkadaşlar. Ben ondan biliyorum. Çünkü diğer çiçeklerimde hiçbir sorun olmazken sadece o niye öldü? Ben onu tarçına bağlıyorum. Ama yine de siz bilirsiniz. Eğer siz denediyseniz, bir şey olmadıysa verebilirsiniz. Ama ben vermiyorum. Sadece onu yanıtlamak istedim. Evet, menekşelerin mantar oluştuğu zaman ve sineklenme olduğu zaman ne yapıyorsunuz demiş Şule Hanım. Şimdi şöyle arkadaşım, benim menekşelerimde pek o tür hastalık olmadı çok şükür. Bir tek şu menekşem beni birazcık uğraştırdı diyeyim. Onu da inşallah gördüğünüz gibi toparlamaya başladı. Ne yapıyorum? Menekşemi görüyorsunuz. Yeni yeni yapracıklar vermeye başladı sevgili arkadaşlar. Eskilerini, yani şöyle yumuşamış ve sararmış yapraklarını diğerlerine hastalık bulaştırmadan ben kopartıp alıyorum arkadaşlar. Mesela bu menekşemin bu yaprağı diğerlerine göre sarı. Bunu hemen ne yapıyoruz? Onu buradan kopartıyoruz. Bakın bu çöpe. Bunun hiçbir yararı olmaz menekşelerinize. Daha çok diğer yapraklarına da hastalık bulaştırabilir. O yüzden bu şekilde yapabilir. Vitaminler ile ve doğru yerde, doğru toprak ile menekşenizi ektiğiniz zaman menekşeniz size böyle güler arkadaşlar. Yani sizi böyle bu şekilde mutlu eder, sevindirir. Onun dışında menekşelerime tekrardan ne yapıyorum? Aslında menekşelerime verdiğim vitaminlerin arasında aspirin var demiştim. Pirinç suyu var demiştim. Bunlar çok etkili. Bunları mutlaka menekşelerinize ayda bir olsa da veriniz. Ve çay çöpü de, çay çöpünü
çöp olarak vermek istemezseniz eğer sevgili arkadaşlarım, çayın üstte kalan demini belirli bir miktarda saksınıza koyabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Abla çok kısa kesmişsin. Göremedik. Maya tarifini gösterir misin? Aslında bununla ilgili birçok videom var sevgili arkadaşım. Ama gösteririm. Neden göstermeyeyim? Yine gösteririm. Yeter ki siz isteyin. Ben sizler için, sizlerle hem sohbet amaçlı hem de sizlere çiçeklerimi tanıtmak ve neler yaptığımı göstermek için bu videoları hazırlıyorum. Arkadaşlar şimdi göstereyim. Ama bununla ilgili birçok videom var. Mutlaka onlara da izlemenizi, daha detaylı çünkü, tavsiye ederim. Hemen geçelim o zaman. Mayayı nasıl hazırlıyoruz? Yalnız şunu söyleyeyim, ben mayayı senede 2 kere veriyorum. Bunu unutmayalım. Her ay bunlara verdiğim vitaminler gibi her ay değil. Senede 2 kere maya veriyorum çiçeklerime. Şöyle bir kabımın içerisine 1 litre suyumu koydum arkadaşlar. Bakın şöyle derin bir kabın içerisine suyumuzu koyduk. Hemen bir yemek kaşığı kuru mayamızı suyumuzun içerisine ekliyoruz. İyice erimesi için karıştırıyoruz sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi bununla ilgili çok videom var. Daha detaylı. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde iyice eriyene kadar karıştıralım. Sonrasında çiçeklerimize senede 2 kere verelim. Daha fazla veren var mı bilmiyorum. Varsa bana yorumlara yazarsa sevinirim. Ben senede 2 kere veriyorum. Tüm çiçeklerime bunu veriyorum arkadaşlar. Bunu iyice karıştıralım. Şimdi çiçeğimizi de uygulayacağım. Sizler göresiniz diye arkadaşlar. Hani uygulamasını. Yaş maya olur mu demiş bir sevgili takipçim. Yaş maya olmaz arkadaşlar. Ben ya daha doğrusu ben hiç yaş maya kullanmadım. Kuru mayayı bu şekilde eritip öyle verdim. Bebe aspirini olur mu? Bebe aspirini kullanmadım. Bebe aspirini yerine büyük aspirin kullanabilirsiniz. Çok etkili sevgili arkadaşlar. Evet. Cam güzeli ile ilgili bir video hazırlar mısınız? Evet, o aklımda sevgili arkadaşım. Onunla ilgili bir video hazırlayacağım sizlere. Şimdi gidelim çiçeğimize. Evet, mayamız. Mayamızı bu şekilde. Siz iyice eritin arkadaşlar. Ben biraz acele ettim videom uzamasın diye. Böyle topak topak olmayacak. Bakın, bir çay bardağı. Çünkü saksım büyük. Bunu yılbaşı çiçeğime vereceğim. Bu şekilde. Bu şekilde. Toprağına gelecek bir şekilde. Evet. Sadece yapmamız gereken bu. Bir çay bardağı çiçekler için yeterli. Saksınız küçük ise yarım çay bardağı da olabilir sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Fazla uzatmayalım. Siz de sıkmayayım. Yine yorumlara gelin. Sizlere inşallah yine cevap vereceğim. Ve menekşenin saksı değişimini yapacağız. Onun videosunu çekeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Ve çiçekliyken yapacağım. Kendi hazırladığım toprak ile saksı değişimi yapacağım. Sizlerle de beraber bu videoyu hazırlayacağız sevgili arkadaşlar. Görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.